giderim. Reis yaptım elleri ya. Hocapaşa gününden proletör yaptık. Bu deri mafiyatı mı? Buradan ne diyor biliyor musun? Buradan ne diyor biliyor musun? Şu an Riva Deremizin kenarındayız. Riva Deresi bizim için, Beykoz'umuz için, bölge için çok önemli bir alan, bir kaynak. Bölgede turizmin gelişmesi, bölgenin kalkınması adına bizim için çok önemsediğimiz bir alan. Riva Deremizle ilgili son zamanlarda ve geçmişten bugüne gelen yaşadığımız bazı meseleler var. Bunlarla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. İki konu önemli, iki konu var. Bir tanesi derenin taşkın meselesi, taşkınlarıyla ilgili olan mesele. Burada yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde. Bakanlığımız bu yetkisini bir protokolle Beykoz Belediye'mize devretmiş durumda. Bu taşkınlarla ilgili olan ve derenin çevresinin güzelleştirilmesiyle ilgili olan proje şu an yürütülmekte ve çalışılmakta Beykoz Belediye'miz tarafından. İkinci ve önemli bir konu. Riva Deresi'nin kirliliği, buraya akan kirlilik kaynakları ile ilgili. Buradaki mesele de İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve İSKİ'nin uhdesinde olan bir konu. Dereye doğal yollardan gelen ya da yapay yollardan gelen kaynaklar burada kirlilik oluşturuyor. Yağmur suları, kanalizasyon suları, aynı zamanda bir takım özel atıklar dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Burada Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın göreve başladığı andan ve öncesinden de itibaren konuyu ciddi manada çalışmakta. Dere üzerinde çeşitli incelemeler, toplantılar yapmakta, konuyu bütün ilgililerine aktarmakta. Dolayısıyla derenin bu bahsettiğimiz kirlilikle ilgili konusunun aşılması noktasında Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan toplantılarda bir ortak çalışma takvimi de belirlenmiş durumda. Mart ayı itibariyle burada ortak değerlendirmeler ve sürecin yürütülmesiyle ilgili adımlar atılması planlandı, ancak malum Covid-19 süreci 1-2 ay kadar süreci sekteye uğratmış durumda. Ancak şu an normalleşme takvimine girmiş bulunmaktayız. Bu adımların hızlanmasını İSKİ'nin, Büyükşehir Belediye'mizin, Riva Deremizin bu problemleriyle daha yakın ilgilenmesi konusunda yaklaşım ve hareket edilmesini beklemekteyiz. Derenin bir an evvel bu kaynaklarının atık oluşturan, atık getiren kaynakların yönetimi, hatta bu konuda iki tane arıtma tesisi yapılması gerektiği konusunda kanaatimiz var. Mevcutta dere üzerinde var olan bir arıtma tesisi var, onun da kapasitesinin geliştirilmesi lazım. Yıllara sari olarak artan nüfus yoğunluğu tesisin geliştirilmesini de zorunlu hale getirmekte. Bu konuda bir an evvel birlikte biz Beykoz Belediyesi olarak da üzerimize ne düşüyorsa her platformda birlikte bu süreci aşma konusunda yardımcı olacağımızı beyan etmek istiyoruz. Bölge halkımıza da teşekkür ediyoruz. Bu konuları sürekli gündemde tutarak, önemseyerek bizlere destek ve yardımcı oluyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Derenin hali yaklaşık bir 40-50 gündür bu şekilde simsiyah akmakta, sağlığımızı tehdit etmekte. Bir pandemiden sebep dünya durmuş durumda, ama bu kirlilik buradaki çevreye ve insanlara müthiş bir şekilde zarar vermekte. Bu konunun acilen devletimizin yetkili birimleri tarafından çözülmesini arz ediyoruz. Ben Gölüköy Mahallesi Müdürü Celalettin Ayvaz. Deremizi görüyorsunuz, hali çok perişan. Bir aydır böyle pis akmaktadır. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Akşam olduğu zaman kokudan duramıyoruz.